butter, hearty butter, butter, hearty butter, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butter, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butter, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butter, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butter, butter. Oh, it's a bad boy. Butter, hearty butter, butter, hearty butter, butter. Oh, it's a bad boy. Nesse vídeo, essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande número. Babalar, dün çok yorgundum. O yüzden istemeden negatif bir video yaptım. Negatif derken, yorgundum. Yine pozitif olmaya çalıştım da, manitama biraz kızgındım diye. Daha doğrusu manitam dersem, hafife almış olurum. Sevdiğim, aşkım, son aşkım. Öyle dersem daha iyi olur. Bu yüzden de baba, bugün daha pozitif bir video yapmaya çalışacağım. Toparlandım, yorgunluğum geçti, iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Elma yiyorum. Elmada en sevdiğim yer neresi onu size izleyeyim. Böyle ısırıyorsun ya baba. Sonra ısırıp koparmıyorsun. Tamam böyle üstünü çekiyorsun yani suyunu. Orası çok güzel. Bak seyret. Bak baba geliyor bak baba. Eski biraz. Yani çok tatlı elma da değil, biraz eski olacak. Tadı daha güzel oluyor. Ulan ben bu ben birinin dudağına yapsam kökten sökerim ama bir gün film izlemiştim, tamam mı? Filmde adam mahkum, tamam mı? İdam mahkumu neydi? Adam dudağını tuttu, bir şey tamam mı? Benimki de öyle. Manitanın elma konusunda antrenmanlıyım ya. Tekniği çözmüşüm, tamam mı? Dudağı bir ısırayım amına koyayım, ısırayım değil mi? Ben böyle bir çekip zombulayım amına koyayım, böyle uzatırım.
Ne? Babalar yorgunluğum hale geçmedi. Malum abi hapis yattık amına koyayım. Kolay değil millet hapisten altına sıçıyor amına koyayım. Çıkınca amına koyayım 5-6 ay yatıyor matıyor falan filan işte. Sonuçta abi diyeceksiniz ki reis ne kadar, abi ne kadar önemli değil. İlk bir haftası var, ilk bir haftası. Zaten zor olan o, askerde de öyle. İlk gittiğinde ne kadar zorluk yaşarsan o, ondan sonrası zaten düzene oturuyor. Ondan sonra zaten takılıyorsun yani bir şey yapmıyorsun. Yani en zor olanı yaşadık biz, okey. Ona rağmen iyiyiz abi. Mis gibi elmamızda yok baba. Heh, canı çekenler yiyebilir. Elma bu. Her yerde var amına koyayım. Et şov yapmıyorum. Elma şov amına koyayım. Buyur. İsteyen yiyebilir baba. Heh, elmamı yiyeyim. Bitireyim konuşsam dur. Şimdi baba. Manitamla ilgili, sevdiğimle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Son videoyu izledim ben tekrar, tamam mı? İnsan video çekerken mesela, tamam mı? İnsan video çekerken mesela fark etmiyor ama sonradan tekrar videoyu izleyince abi galiba aşkıma biraz fazla yüklenmişim. Bunu videoda kendim de sezdim, anladım. Videoyu izledikten sonra ben de anladım. Bu yüzden de aşkımdan buradan özür diliyorum. Ve bebeğim ben seni gerçekten çok seviyorum. Şöyle söyleyeyim. Biz nasılız biliyor musunuz beyler? Canlar, ciğerler, manitalar, her neyse kızlar, erkekler. Biz, ben şunu anladım. Ne o benim dışında kimseyle mutlu olabilir, kimseyi sevebilir, ne de ben onun dışında, anladın mı? Yani ruh ikizi bir şey gibiyiz. Abimize kızarız, mızarız falan filan, tamam mı? Burada son olayda ne oldu? Son olayda şu oldu. Hapse girmeden bir gün önce, daha doğrusu gireceğim gün müydü? Girmeden bir gün önce mi tam hatırlamıyorum. Ya bir olay oldu. Olay derken buna ulaşamayınca ben kendi iyiliği için, onun iyiliği için yani, tamam mı? Onun iyiliği için, tamam mı? Sırf ona ulaşmak için, hani başı dertleme, yardımcı olayım vesaire, tamamıyla bu duygularla işte kendisine ulaşamayınca başkalarına ulaşmaya çalıştım. Ben de kendisinden haber alır almaz çok kötü şeyler geldi aklıma. Hani insan halisin, hani Türkiye'de yaşıyorsun, ülkede yaşıyorsun, haberlerde görüyorsun, bilmiyorum bir türlü sorunlar, sıkıntılar vesaire vesaire, tamam mı? Ulan baba kız bir telefonu açtı, mesaj iletildi, raporu geldi, dünyalar benim oldu ama onun öncesinde o kadar çok stres yapmışım ki. Kıza biraz kızdım. Kıza biraz kızdım, tamam mı? Haklıyım çünkü, hani haklıyım da bu kadar basit. Haksız olsam zaten özür dilerim, tamam mı? Bak video konusunda mesela ben suçluydum. Suçluyum derken fazla yüklemişim. Özrümü diledim. Özür dilemek de erdemliktir, adamlıktır. Şimdi kimse demesin ki vay reis dünyadan çekinmiyorsun, kralları, feriştahları siktim amına koyayım. Bir kızdan işte çekiniyor falan. Çekinme değil baby. Siz çekinme dersiniz, biz sevgi deriz, sadakat deriz, aşk deriz. Okey. Hani bir tane şeyin lafı var ya. Çakır bir hikaye anlattı ya. Diyor işte. Diyor işte aslanla boğa bir gün işte bir yerde eğlenmeye gidiyorlar. Boğa işte çağırıyor aslanı. Aslanım işte gidelim bir yerlerde oturalım falan filan işte. Sohbet, muhabbet, şudur budur falan filan. Gidiyorlar neyse oturuyorlar. Bir müddet sonra saat biraz geç oluyor, tamam mı? Hafiften geç olunca aslan diyor ki boğa kardeş kusura bakma benim gitmem lazım falan filan işte. Eve geç kalıyorum. Boğa da diyor ki ya baba diyor, sen diyor koskoca ormanların kralısın amına koyayım. İnsan hiç karından korkar mı diyor, tamam mı? Aslan da orada diyor ki boğa kardeş bizim evde demiş. Yani benim manita seninkisi gibi dişi inek değil, anladın mı? Bizimkisi dişi aslan. Yani benim ruh ikizim dişi versiyonu. O yüzden baba bundan dolayı erken gitmem lazım, anladın mı? Yani bu da neyden biliyor musun? Sadakattan, sevgiden, anladın mı? Korkudan vesaire vesaire. Kimse kimseden korkmaz. Önemli olan sevgi, saygı, sadakat. O da bir yerde hata yaptığımı özrünü diler adam gibi. Bu onun adam olduğunu gösterir. Bu onun dişi aslan olduğunu gösterir. Ben de bir yerde hata yaparsam, onu istemeden kırdıysam ben de özür dilerim. Dilemem de gerekiyor. Bu da erdemliktir, adamlıktır, aslanlıktır. Okey. Herkese de tavsiyem bu. Sonuçta hepimiz insanız. Herkes hata yapabilir, herkes boşluğa düşebilir falan filan. Şimdi videoda niçin sert yaptım? Videoda gereksiz niye? Yani gereksiz derken haklıydım. Mazeretim vardı, tamam mı? Biraz sert yaptım. Fazla hani ondan niçin yaptım? Abi mantıken düşündüğümde hapisten yeni çıkmışım, yorgunum, bitmişim, öncesinde o olayı yaşamışım, o olaydan sonra bir de hapis yapmışım, hapisten sonra bir de şey yapmışım, ne bileyim o geldiğimde işte mesaj atmamıştım falan filan, ben çok mesaj bekledim ondan. O da tabii şey yapmış, telefonlar aramış, telefondan da arayınca sen görmüyorsun telefon kapalı olduğu için, rehber falan şey gelmiyor sana, hani şu aradı diye mesaj gelmiyor, bir ara geliyor, şimdi gelmiyor.
O oradan aramış. Ben de buradan beklerken mesajları görmeyince bir de olayın kızgınlığı, üzgünlüğü, bir de hapsin üzgünlüğü. Düşünsene amına koyayım gitmişsin hapiste yatmışsın çıkıyorsun kız amına koyayım bir dünya mesaj beklerken kız mesaj yazmamış, anladın mı? Hani direktmen sinirlenirsin kızarsın haklısın çünkü, anladın mı? Onun dışında kendisi de işte zannetmiş ki, tamam mı, ben içeri girmedim, hani salı günü video paylaşmıştım, videoyu programlamıştım. Aslında ben bir gün önce teslim oldum. Bir gün önce teslim oluyorsun, YouTube'da mesela şey var, programlama var. Videoyu yüklüyorsun, istediğin tarihte kendi kendine paylaşabilir, anladın mı? O da ben videoyu paylaşınca zannetmiş ki işte onunla konuşmak istemediğim için işte yazmıyorum, aramıyorum, telefonlara bakmıyorum vesaire vesaire. Trip olarak algılanmış. Halbuki bizde trip olmaz çünkü aslanlarda trip olmaz, okey. Bundan dolayı bir yanlış anlaşılma olmuş. Yani o da haklı ama ben de haklıyım. O yüzden de babacığım, yani ister istemez içimi dökmek için biraz stres altında olduğum için içimi döktüm. Ama biraz aşırıya kaçtığım için tekrar aşkımdan, bir tanemden, ömrümden, sol yarımdan özür diliyorum. Çünkü dediğim şekil erdemliktir, adamlıktır, aslanlıktır. Özür dileyerek kimse küçülmez. Tam tersi büyürsün. Okey? Şimdi bu konuda hatamı telafi ettim. Gerekeni yaptım. Kendisine video aracılığıyla o sistemleri ettiğim için özrü de video aracılığıyla yapmam icap eder. Şimdi özelden yapsaydım özelden yapardım. Ama buradan yaptığım için tabii ki de bundan özrümü dilemem gerekiyordu. Ve diledim, aslanlığımı adamlığımı yaptım. Dişi aslandan da aynı şekilde dişi aslanlık bekliyoruz. Bir, ikincisi kızların genelde problemleri şudur. Bir sürü kızla çıktım, genel problemleri kankilere veyahut da akıl danışmanlara veyahut da işte arkadaşları vesaire vesaire. Şunu hiçbir zaman unutmayın kızlar, hepinize söylüyorum. Sanki sadece benim manitama değil, hepinize söylüyorum. Kızların, tamam mı, arkadaşların çoğu kaşar ruhludur abi. Bildiğin kaşar ruhludur. Mesela kızın bir arkadaşı vardı, tamam mı? O kızın arkadaşı mesela benden hoşlanıyordur, benimle birlikte olmak istiyordur, tamam mı? Ben bununla birlikte olunca, tamam mı, zaten bunu normalde kıskanıyor. Bir de üstüne ben olunca daha çok triplere girer. Ne yapmaya çalışır babacığım? Aramızı bozmak için işte falan filan bütün yolları dener. İşte burada bence öyle bir şey oldu. Burada mühim olan nedir biliyor musun? Dişi aslan, tamam mı, böyle sırtlanların, tilkilerin gazına gelmemeli. Gelmemeli ki erkek aslanıyla birlikte mutlu bir şekilde yoluna devam etsin. Okey. Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Başında da söylediğim gibi mesela, tamam mı, hani insanın ruh ikizini bulması çok zor. Çünkü abi dünya gerçekten hem kız olarak kaşarlarla dolu hem erkek olarak orospu çocuklarla dolu. Bu yüzden de böyle bir ortamda bizim gibi insan gerçekten de yok. Tabi onun gibi insan da yok. Bundan dolayı zaten özrümü diledim. Eğer örnek veriyorum size, soytarı ruhlu veyahut da kaşar ruhlu veyahut da sıradan biri olmuş olsaydı ben hiçbir şekilde algılamazdım. Hiçbir şekilde mesela umurumda olmazdı. Hiçbir şekilde tanılamazdım, anladın mı? Canı cehenneme der geçerdim. Ama bu kız öyle bir kız olmadığı için, bu kız benim ruh ikizim olduğu için dediğim şekilde ondan dolayı özrümü diledim. Ondan dolayı gönlünü aldım. Okey. Çünkü tekrar söylüyorum. Ben eminim kendimden. Bu kızdan olmasa ben kimseyle evlenmem. Hani kimseyle birlikte olmam çünkü açtım. Onun da bu durumları açtığını düşünüyorum. O da gidip de zirzop mesela süslü püslü ama içi kaşarlıkla dolu erkeklerle falan filan hiçbir şekilde ilgi göstermez. Bundan da eminim. Kendisi çünkü kaşar ruhlu bir insan değil. Bundan dolayı da biz birbirimize aitiz abi ya. Biz birbirimizin dışında kimseyi sevemeyiz. Baba. Metin Şentürk abimizin güzel parçası var. Dur o parçayı dur aklıma gelse söyleyeyim. Dur. Bakma sana karşı koyuşuma, bakma vurdum duymaz oluşuma, yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim. La 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 la. Ben kimseye böyle yürekten bağlanmadım. Hiç kimseyi böyle delice kıskanmadım. Ben kimseye böyle delice bağlanmadım. Hiç kimseyi böyle yürekten kıskanmadım. Ben kimse için bir gün oturup ağlamadım. Yalnızca seninim, senin sevgilinim, ben sana aitim. La 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 la
Sene 95 olması lazım. Kaset satıyordum. Bu kaset çıkmıştı. Metin Şentürk abimize de buradan selamlar. Saygılar vesaire vesaire, güzel parça. Okey. Şimdi neye geçelim? Şimdi neye geçelim? Manita konusunda gereği yaptığımıza göre. Şimdi hapishane olayın detaylarına geçelim. Şimdi baba, bazı hani Oros ve de Pun'un çocukları vardır ya, örnek vereyim, diyorlar ki işte bu bir hikaye, iki ayıya bunu alırlar falan filan diye sağda sola zırvalayan kahpenin sıçtıkları var ya, yani Oros çocuklarına biraz gönderme yapmak istiyorum, tamam mı? Hani herkes bilsin, bütün ölçeler bilsin, anlasın. Ben adliye ile ilgili falan filan hiçbirle problemim yok. Hiçbir şekilde mahkeme falan filan olsa zaten seni bulurlar, götürürler, hallederler. Anladın mı? Kaçmak gibi ihtimalin yok. Daha başta değil, istersen uzayda ol. Okey? Bunu söyleyeyim yani. Şimdi en basit örneğini vereyim bu son olaydan. Mesela örnek vereyim, tebliğname geliyor ya. Gidiyorsun işte teslim olmaya ya, bak. Anlıyorlar adliyede direktmen sen gitsen işte sana şey yaparlar işte, neydi? Gözaltına alırlar falan filan. Adliyeye gittim babacığım, tamam mı? Buradan oraya kadar gittim. Bak süreci tek tek anlatıyorum. Hapishane sürecini tek tek anlatıyorum. Hem size tecrübe olur hem de bilgi olur. Neyse baba, gittim. Savcılığa gidiyorsun işte, diyorsun ki işte bu evrak benim. Benim kesinleşmiş cezam var. İşte içeri girmem lazım falan filan işte, teslim olmaya geldim. Adam evrağı inceliyor falan filan. Diyor ki yok bir sen alama. Niye baba diyor. Diyor ki senin diyor ile gitmen lazım. Ana merkeze gitmen lazım. Lan baba sizi götürseniz de ben mahkum değil miyim? Firar değil mi? Buradan oraya niye para vereyim amına koyayım? Otobüs değil. Yok diyor, bizim yetkimiz yok falan filan. Emin misin baba? Eminim. Peki baba. Canınız sağ olsun. Hadi eyvallah. Aldılar mı almadılar. Oradan gittim amına koyayım, dolmuşa bindim bu sefer ana merkeze. İle gittim. İle gittim. Adliyeyi buldum. Aynı şekilde gittim işte infaz bölümüne. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hocam böyle böyle bir durum var işte falan filan. Bak devra. Tamam doğrudur. Dedim. Tamam doğruysa dedim, beni götürün işte hapishaneye. Yapmak istiyorum. Cezamı çekmek istiyorum. Bana diyor ki yok biz seni götüremeyiz. Niye babacığım? Diyor kendin gidelim diyor. Hayda. Hapishane nerede baba diyorsun? Hapishane diyor bilmem nereye yolunda. Oho anasını bilmem neresinde. Neyse babacığım tamam dedim, okey dedim, tamam mı? O esnada düşünüyorum, lan baba gideyim mi gitmeyeyim mi, gideyim mi gitmeyeyim mi, tam gideyim mi gitmeyeyim mi derken oradan bir tane sağ olsun güzel bir insan çıktı. Abi dedim, ben dedi oraya gidiyorum dedi, atla seninle götüreyim. Peki baba dedim, gidelim. Atladık arabaya, adam beni götürdü oraya, tamam mı? Bak düşün, oradan oraya, oradan oraya, buradan da hapishane. Neredeyse böyle, tamam mı? Neredeyse tellerden kendimizi zorla içeri atacağız. Beni alın, beni alın. Cezamı çekmek istiyorum, beni alın diyeceğim. Neredeyse kendimizi yakacağız nizamiye de içeri girmek için, düşünebilir misin? Başkaları kaçmak için şey yapar, biz içeri girmek için neredeyse var ya, kendimizi parçalayacağız. Neyse gittik abi hapishanenin kapısına. 3-4 tane kapısı var baba, oraya 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 falan filan. Sonra sonra bulduk. Ona soruyor, diyor ki oraya gideceğim. Ona soruyor, diyor ki oraya gideceğim. Lan baba. En son artık bezdim. Moralim sıfıra indi, tamam mı? Tam teslim olacağım işte, gittim. Adama dedim ki böyle bir. Adam da ne dedi ya? Bir şey söyledi de. Hah. Dedi seninkisi daha sisteme düşmemiş. Biz de seni alamayız. Dedim ne yapayım baba, telden mi attığım için? falan filan. Ondan sonra dedi işte birkaç gün daha geçsin işte, sisteme düşmesi lazım falan filan, o zaman gelirsin dedi. Dışarı bir çıktı, dedim ben bir daha gelirsem beni alsınlar falan filan. Ondan sonra gittim, tekrar aklıma bir şey geldi. Gittim emmiye sordum, dedim ki ne emmi, böyle böyle bir durum var. Ben dedim çok uzak bir yerde yaşıyorum. Hani böyle insanlardan uzakta yayla gibi bir yerde yaşıyorum. Gelme durumum çok sıkıntılı. 50 tane araba aktarıyorum falan filan. Dedim ben ya bu kadar şey yapacağıma dedim. Çağırsam hani normal kişiler, mesela normal emniyetten veyahut da jandarma gelip ben alsalar nasıl olur? Dedi güzel olur. Peki dedim cezama artısı eksisi ne olur? Hiçbir şey olmaz dedi. Baba emin misin emin? Kralsın dedim, hadi eyvallah. Gittim ondan sonra taşakları seldim amına koyayım. Niye gideceğim baba o kadar strese? Ne zaman gelirse babacığım alıyorsun gidiyorsun, anladın mı? Ne yol masrafı, ne yoldurdur falan filan. Neyse babacığım, görüştük işte memur beylerle. Onlar da sağ olsunlar, beni seven insanlar, tamam mı? Hepsi de düzgün insanlar. Bundan dolayı da bana işte şey yapmadılar, herhangi bir zorluk çıkartmadılar. İşte hazırlan kafana göre, ne zaman hazırlanırsan işte gelirsen alırsın falan filan gibisinden. Küçük yer olduğu için herkes artık arkadaş gibi. Yani büyük illerde de öyle ama küçük yerlerde daha çok insanlar birbirine yardımcı oluyor. Hani ben onlara yardımcı oluyorum. Onlar bana dostluk dediğin, adamlık dediğin budur abi. Yani polis dediğin örnek veriyorum, uzaylı gibi takılmamalı. Gardiyan da öyle. Aynı şekilde, anladın mı? Sonuçta hepsi
Bu ülkede bizim güvenliğimiz için tahsis edilmiş birer memur. Ve sırf bundan dolayı da devlet bunlara maaş veriyor. Anladın mı? Yani polisi uzaylı gözüyle bakanlara var ya, onlara söylüyorum ki bundan sonra polisten mesela korkmasınlar, çekinmesinler. Tamam, çekin. Ama polisi tutup da mesela örnek bir öcü gözüyle veyahut da düşman gözüyle görenler var. Onlar için söylüyorum ki bundan sonra öyle görmesinler. Polis de senin benim gibi insan. Onlar da bizim gibi sıradan normal insan. Okey, uzaylı falan değil. Tamam. Ve sana da zaten yardımcı olmak zorundalar. Aldığı maaş bu için. Yani polisin amacı ne biliyor musun? Devletten, tamam mı, aldığı maaş, devlet bu yüzden onlara maaş veriyor. Vatandaşın güvenliğini vesaire vesaire her türlü koruması için. Başını böyle sokmaması için, varsa bir şey yardımcı olması için falan filan bunlar. Yani polis bir nevi sizin abi güvenliğiniz, anladın mı? Devletin maaşını verdiği, senin cebinden bir kuruş çıkmadan devletin maaşını verdiği, senin güvenliğin için tahsis ettiği bir memur, bir koruma diyelim, anladın mı? Okey, bu yüzden de değerini bilin, arkadaş olmaya çalışın, öcü gözüyle bakmayın, okey. Ha, işlerinde kötüleri yok mudur? Art niyetleri yok mudur? Her kurumda olduğu gibi onlarda da vardır. Ama bu bütün hepsine mal edilmemeli. Mesela jandarmada da var. Geçenlerde işte mesela gittim, tamam mı, işte hepsiyle konuşuyoruz. Sohbet, muhabbet falan filan, işte samimiyiz. Bir tanesi işte geldi, onu tanımıyordum. Sohbet arasında mesela diğerlerine dostum diye hitap ediyorum ya. Ona da mesela lafın gelişi bir şey söyledi. Yok dostum dedim, tamam mı? Baktım dedi ki ben senin dostun filan değilim. Bunu söyleyin de dedim, tamam. Sen şimdi gerisini anladınız. Dedim babacığım, bak dedim. Sayın memur bey. Sayın uzman çavuş, tamam mı? Sen dedim istesen de benim arkadaşım, dostum filan olamazsın. Öyle bir lüksün yok. Kendini parçalasan da öyle bir şansın yok. Ben dedim seni, tamam mı, dostum diyerek tamamıyla seni yücelttim. Hani yüksek bir yere koydum ama sen tuttun kendini o yüksekten aşağıya attın. Kendini sıradan bir uzman çavuş yaptın ya. Ben sana bundan sonra uzman çavuş diyeceğim. Uzman. Okey. Heh. Bunu da kendin istedin. Yoksa ben sana dostum diyerek sana değer verdim. Ama sen bu değeri istemediğin için uzman olarak kal dedim. Anladın mı? Yani illa insanları bozmak mı gerekiyor? Var içlerinde, yani demek istediğim böyle egoist tipler var. Her kurumda olduğu gibi burada da var, orada da var. O yüzden de babacığım bunları bütün kuruma mal etmemek lazım. 10 numara aslan gibi pırıl pırıl kral gibi insanlar var. Bu yüzden de dediğim şekil hepsine yardımcı olmaya çalışın. Arkadaş olun vesaire vesaire. Okey. Neyse baba, gittik teslim olduk. Teslim olunca işte sim kartını çıkartıyorlar, telefonunu kapatıyorlar falan filan, işte eşyalarını alıyorlar, şudur budur falan filan. Ondan sonra seni götürüyorlar şey, aynı nizamiye gibi, askeri gibi böyle yukarı doğru çıkıyor. Koğuşa veriyorlar. Koğuş dediğin şey, misafirhane. Misafirhanede de benim dışında bir tane atırsızı vardı, tamam mı? Tipi de zaten şeytana benziyordu, tamam mı? Kendisi videomu izliyorsa ona söyleyeyim. Muhtemelen o bilge adam X var ya, Okan'a. Onu da buradan açıklamamı yapıyorum. En yakın sürede mahkemeye vereyim çünkü kimliğime veriliyor. Millet onu ben zannederek takip ediyor. Bir sürü severim bana mesaj atayım derken onu atıyorlar. O da sarı çizmeli Mehmet Ağa kafasına göre reklam parası alıyor. İşte kumar siteslerinin reklamlarını yapıyor. Oradan para götürüyor. Onların o paraların hepsini de iade ederek o hesapta bana devredilecek. Çünkü hak sahibi benim. Bilge adam reis benim. Kullandığım bütün görüntüler benim. Yani orada gördüğünüz her şey benim. Sen benim kimliğime bürülerek sahtekarlık yapıyorsun. Anladın mı? Üzerimden de haksız kazanç elde ediyorsun. Bunların hepsi senden çıkacak kardeş. Çünkü ben daha evvel sana söyledim. Oraya dedim, tamam mı, adam gibi dedim, fan hesabıdır yaz dedim. 3 gün yazıyor, 4. gün yine kaldırıyor. Hani takipçi kaybedecek ya arkadaş, kendini kurnaz zannediyor ya. He babacığım. Ha şunu da söyleyeyim sana. Sen kendini kurnaz zannediyorsun. Bizim ömrümüz kurnazları halletmekle geçti. Okey. Bu yüzden de kimse bana kurnazlık yapmasın. Bu saatten sonra da fan hesabıdır yazsa da kurtarmaz. Çünkü artık devlet babacığım ona el koyar. Bütün şifreleri şu dur budur falan filan hepsini bana devreder. Haksız şekilde kazandığı paralar da babacığım el koyar ve bana iade eder. Okey. Çünkü kendim bunu ısrarla kaşındım, beyinsizlik yaparak. Beyinsizliğe, salaklığa, nankörlüğe af yok. Okey. Onun da duyurusunu buradan yapayım. Bilgi Adam X ismini kalanın benimle alakası yoktur hesabın. Benim şahsi hesabım Bilgi Adam Reis Ramazan Karabulut mavi tikli olandır. O kardeşime de buradan sesleniyorum. Oradan bana mesaj atarsan her türlü bana ulaşırsın. Bir şekilde sana müsait olduğumda mesajlara bakarım. Senin ismini çünkü biliyorum. Oradan sana dönüş yaparım. Okey. Onun dışında abi koğuşa gidiyorsun işte. Misafirhane koğuşuna gidiyorsun. 2 kişisi, sonra 3 oluyor, sonra 4 oluyor falan filan. Zirzop zirzop tipler, mal mal tipler geliyor. Nerede çokluk orada bokluk hesabı. Bir yerden sonra sıkılmaya başlıyorsun. Diyorsun ki yukarı ne zaman gideyim işte koğuşuma falan filan. Yani asıl koğuşuma. Gittim işte başhekimin yanına, başkardiyanın yanına. Başkanım dedim böyle böyle işte falan filan. Dedi işte belli değil, ne zaman olursa size haber veririz. Oradan geçiyorsun işte. Nizam şeye, sabah aynı askeriye gibi sayılıyorsun, zırt pırt sayılıyorsun burada. Askerde yanmıyorsan sabah öğlen akşam vardı, burada 5-6 kere sayılıyorsun. Koyun gibi sayıyorlar babasına, koyunlarda firah eden var mı, eksilen var mı, falan filan var mı, şudur budur diye. Onlar da kendince haklı, ona da okey. Onun dışında babacığım sabah kalkıyorsun işte 6'da falan kalkıyorsun, 6.30'da kahvaltı var falan filan işte, tamam mı? Yani
Ben dün şey anlattım, kendi penceremden olayı anlattım. Şimdi bazıları diyecek ki ya hapishane bu kadar kolaysa işte amına koyayım. Niye herkes şöyledir böyledir falan filan. Arkadaşlar hapishane dediğim şekil herkese kolay değil. Belli kişilere. Hani dışarıdaki hayatta buna antrenmanlı olan anladın mı? Hani antrenmanlı zorluklara göğüs geren krallar için hapishane sıradan bir yer. Anladın mı? Niye? Çünkü adam zaten buna antrenmanlı. Normal hayatta zaten sıkıntılı. Yani zorluklara göğüs germiş bir insan. Kimlere zor? Ha bize göre böyle ama diğerlerine göre tam tersi. Kimlere göre zor? Böyle annesi bir bardak su istese mesela triplere giren tipler olur ya işte şu bakkala git falan filan yapan tipler olur ya bilgisayarda akşama kadar işte ona bunu işte bilgi adam resmen diyen Ross ve de Pun'un çocukları var ya işte onlar için abi ızdırap onları içeride ağır sikerler baba ki neticede bunlar dışarıda da sikilir anladın mı? Bir insan tınlanmıyorsa kimse tarafından saygınlık görmüyorsa ilgi görmüyorsa en büyük tecavüz aslında olur okey? Bunlar onun mağduru bu kafayla da ömür boyu bu şekilde giderler babacığım gitmek istemiyorlarsa zihinlerini değiştirsinler babacığım. Okey. Onun dışında ne anlatayım? Onun dışında ne anlatayım? Ondan sonra ana koğuşa verdiler. Ana koğuşa verdiler işte gidiyorsun ana koğuşta yerleşik bir düzen var işte. Onlar daha evvelden gitmişler. 4-5 tane arkadaş vardı. Kaç tane tam adı? 1, 2, 3, 4. Aynen bir tane de emmi vardı. 5 benimle birlikte 6 etti işte. Ana koğuş orası. Ondan sonra işte arkadaşlarla tanışıyorsun falan filan tamam mı? Şöyle söyleyeyim size. Hani koğuş ağalığı dedikleri olay tamam mı? Kapalı da oluyor normalde. Bizimkisi açık cezaevinde. Açık şimdi dedim diye birileri diyecek açık kolay falan filan yok babacığım. Açığın da kendine göre zor tarafları var kapanın da. Kapanın da kendine göre kolay tarafları var buranın da. Yani aşağı yukarı birbirleriyle aynı diyebiliriz okey. Şimdi koğuş ağalığı nasıl? Koğuş ağalığı diye bir şey yok aslında. Koğuş ağalığı şudur. Adam oranın çilesini çekiyor. Oranın bütün kontrolünü her şeyini sağlıyor. Ne gerekiyorsa yapıyor. Adam yeri geliyor paspas bile atıyor tamam mı? Yani koğuşa. Koğuş ağası dediğiniz adam. E şimdi böyle bir adama tutup da amına koyayım kötü davranman mümkün mü yok? Bir de adam seni sevmiş, saymış falan filan işte sana güzel karşılaşmış, ne gerekiyorsa yapmış, elinden gelen her şeyi yapmışsa tutup da amına koyayım bunun karşılığında o adama zıt gitmek ya ergenliktir ya gerizekalıdır ya da nankörlük orospu çocuğudur anladın mı? Kendini bilen bir insan yapmaz. Ha nedir mesela örnek veriyorum ben oraya gittiğimde misal hapishaneye hangisine girersem gireyim. Koğuş ağası mesela gaddardır, zalimdir, garibanlara eziyordur, fakir fukaraya eziyordur, işte millete zulmediyor falan filan. Orada devreye girerim, bu adama dur derim, ne gerekiyorsa da yaparım. Ama bu durumun tam tersi bir durum varsa o insanla dost olacaksın, arkadaş olacaksın, elinden geldiğince sen de yardımcı olacaksın ki biz de neticede böyle yaptık. Yani şöyle söyleyeyim, ben koğuş ağası olsam mesela bu çileleri çeksem tamam mı? Biri geldiğinde mesela buna rağmen bana zıt geliyorsa o adamda bir yavşaklık vardır anladın mı? Çünkü yavşak olmasa böyle bir şeye saygı duyar ve bizlerle de dost olur. Yani ortam bu, düzen bu. Okey. Herhangi bir haksızlık vesaire vesaire yok. Onun dışında spor yapanlar da vardı. Birkaç tane amele kardeşim vardı orada. Beni de tanıyorlardı. Sağ olsunlar gördüklerine sağ şey yapıyorlardı, selam veriyorlardı. Kaldırıp indiriyorlardı kafalar. Ben hiç dönüp bakmıyordum bile. Çünkü ben aşmışım onları. Halter, malterden zaten nefret ediyorum falan filan. Onun dışında ne vardı? Yemeklerini söyledim. Yemekleri bazen çok güzel çıkıyor, bazen de çok kötü çıkıyor. Mesela bir tavuk şinitzel çıktı amına koyayım. Askerde çıkıyordu böyle süper. Normal sivil hayatta da yiyordum. Lan baba bir lokma yedim, baktım böyle midem bulandı, direkt ben attım. Ben bile yemedim yani düşün o kadar kötü. Ama onun dışında bazen güzel yemekler de çıkıyor. Ya bir de şöyle bir şey var baba. Yani yıl olmuş 2024 Avrupa standartlarında olması gerekirken tutup da bundan daha aşağısını zaten olmaz yani mantığa ters, hukuka ters anlatabiliyor muyum? İnsanlara da zulüm olur yani anladın mı? Bu yüzden de babacığım yani ellerinden geldiğince yapıyorlar ama dört dörtlük bir yer mi? Tabii ki de dört dörtlük bir yer değil sonuçta hapishane. Okey bu yüzden de herkese tavsiyemdir herkes elinden geldiğince düşmemeye çalışsın. Bize göre normal bir yer olabilir çünkü biz normal insanlar değiliz ama herkes için aynı değil. Bu yüzden de babacığım kimseye düşmesi için babacığım tavsiyeler etmiyoruz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Şimdi son olarak kim vardı? Dur bakalım. Heh, bizim bir tane gardiyan vardı. İsmini vermeyeyim tamam mı? Bir hikaye anlattı. Hikaye derken yaşanmışlık bir olay. O olay benim çok hoşuma gitti. Onu size anlatayım. Şimdi ben mesela diyorum ya kavgalarımın hepsi nefsi müdafaa. Durduk yere kimseye incitmemişimdir. Zaten durduk yere gidip birilerine musallat olmak nedir biliyor musun? Bilin ki ya adam korkaktır ya da eziktir. Hayatı boyunca da dayak yemiştir. Kimseye gık diyemeyen kişilerde. Çünkü gerçek anlamda kendine yürekli, güçlü, emir olan krallar hiç kimseyle problem olmaz. Biri bir şey bile söylese siklemez anladın mı? Ha gerektiği yerde adamın amına koyar o mesele. O ayrı mesele ama sonuna kadar yani tınlamaz anladın mı? Bu yürekliliğin, adamlığın göstergesidir. Okey. Şimdi tüm bunlar dahilinde dediğim şekil hayatım boyunca bir sürü sayısız kavgam oldu. Hepsinde de onlar bana zorla bulaştı. Ben uyarımı yaptım anlamadılar diye nefsi müdafaa anlamında mecbur kaldığım için onlara yani kendimi koruma adına şiddet uyguladım. Öyle söyleyeyim. Hiçbiri benden kaynaklı değildi. Okey. Şimdi ben bunu anlattığımda insanlar diyor ki yok bu abartıyor bize niye musallat. Bak en basit örneğini vereyim size bak. Hadi ben sertim diyelim ki hadi ben örnek veriyorum sıkıntılı psiko bir insanım falan filan. İşte şudur budur. Ya
O bahsedeceğim adam melek melek, bildiğin melek gibi adam, bak böyle gör, tamam mı? Ya melek ya, bize hiçbir şekilde ızdırap olmadı, her konuda yardımcı oldu falan filan. Biz de ona zaten elimizden geldiğince o mahcup olmasın diye birilerine falan filan elimize geldiğince yaptık. Sevgi, saygı, her şey karşılıklıdır. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Manitalar için de geçerli. Her şey karşılıklıdır. Tek taraflı sevgi, saygı olursa o ilişki yürümez ve o insan hayatı boyunca da hiç kimseyle anlaşamaz. 100 kere de denese 100. de full yıpranır, hiçbir şekilde anlaşamaz. Full ızdırap, full trajedi. O yüzden de ne yapacaksın babacığım? Karşılıklı sevgi, saygı, çak, okey? Neyse, bu arkadaşın hikayesini anlatayım. Hani millet diyor ya işte, durduk yere kimseye karışmıyorsun. Nereden bu kadar başın belaya girdi falan filan diye zırvalayanlar var ya, onu söyleyeyim. Adam pırlanta gibi adam, pırıl pırıl ve şekli şemalde gayet mütevazı, hani bizim gibi sert, psiko yapıya sahip değil falan filan, tamam mı? Örnek veriyorum, gitmiş bir yere, taşınmış bir yere, apartmanın işte araba koyma yeri var. Olay değil. Olayı dinleyin. Apartmanın araba koyma yeri var. Haliyle de apartmanın önüne neresi müsaitse arabayı koyuyorsun. Çünkü sana ait yani. Oradaki insanların arabaları koymaları için tavsiye edilen bir yer. Hani kimsenin şahsi malı değil. Neyse. Bir gittim arabayı koydum. Arabadan diyor dışarı çıkar çıkmaz yukarıdan pat diyor arabanın üstüne bir poşet çöp attılar. Ananı sikiyim. Bak düşün, ben olsam amına koyayım direkt ben yukarıya bağırırım. Ne oluyor lan amına koyayım, toplar biraz çöplük falan filan gibisinden. Adam mülayim ya. Öyle bir mülayimliğe bakar mısın? Mülayimliğe bak baba. Adam dönüp yukarı bile bakmıyor. Niye? Ulan diyor düşündüm düşündüm, muhtemelen de bir tanesi istemeden kazayla balkondan düşürdü. O da bana denk geldi. Bu adamdaki krallığa bakamına. Ya sen nasıl bir kralsın? Sana selam olsun. Belki ileride yine görüşürüz. Yani orada olmasa da sivilde yine bir şekilde görüşürüz. Çünkü sevdiğim bir insan. Neyse baba, adamdaki düşünceye bak, tutuyor çöpü alıyor götürüyor çöp kutusuna atıyor. Ondan sonra tam arabaya yaklaşıyor, bir bakıyor bu sefer de bir tane bidon dan diye üstüme atıyor. Daha orada diyor amına koyayım. Yani mecburen dönüp yukarı baktım. Acaba bir çocuk mu fırlattı diyor. Veyahut da bir kadın elinden mi kaydı falan filan. Bu düşüncelerle diyor döndüm yukarıya baktım. Oradan diyor bir tane karı durmuş bana böyle tip tip bakıyor. Bana dedi ki sen hayırdır amına koyayım, belam var. Bu da demiş ki teyze demiş benim ne işim olur belayla melayla, ben belanın zaten merkezindeyim gibisinden falan filan, tamam mı? Hani üstü kapalı bir şeyler söylemiş, yani benim belayla işim olmaz, hani memurum gibisinden söylemiş, yani benim belayla melayla işim olmaz, sadece bu çöp atıldı buraya, bu bidon da üstüme atıldı, ondan dolayı yukarı baktım acaba kazayla biri mi attı falan filan, hani yardımcı olayım elinden gelen bir şeyse, bunu söylüyor. Ulan buna rağmen kadın ne demiş biliyor musun? Yok yok demiş, sen bela arıyorsun, bela kavga istiyorsun. Sikiyim, gel de kafayı hadi. Şimdi burada hakim savcı olsa tamam, yanlış anlamayın ama hakim savcı bile bu olaydan sonra, yani bu noktadan sonra o bile mesela, tamam mı, kavgaya git çünkü mecbursun. Adam ona rağmen demiş ki teyzeciğim ben bela filan istemiyorum, kimseye de karışmak istemiyorum, arabamı park ettim gidiyorum demiş. Yok yok demiş, sen kaçınıyorsun, sen bela istiyorsun, bir dakika bekle orada demiş. Ondan sonra yukarıya bir çığlık atmış, 4-5 tane sırtlan, tamam tam sırtlan tipler, böyle üstünü başını parçalarlar, biz adama şöyle yaparız böyle yaparız falan tipler var ya, onlar merdivenlerden koşa koşa o ona soyuyor falan filan, şöyle yaparız böyle yaparız gibisinden gelmişler. Artık adam burasına gelmiş ya, başka çare kalmamış diyor, çektim baba verdim mermi ağzına. Doğrulttum bunlara. Hepsi silahı gördü, frenledi. Bu sefer diyor hemen R yaptılar. Birbirlerine girişmeye başladı. O diyor işte yapma şudur budur falan filan. Ondan sonra olay kapandı. Sonra da diyor döndüm teyzeye, dedim ki teyze var mı başka güvendiğin birileri? Gelsinler baba, her şey buna bakıyor, anladın mı? Ama buna rağmen ben kimseye sıkıntı vermedim. Siz ısrarla üstüme geldiniz. Bu da size bir ders olsun. Bir daha da kimsenin üstüne gelmeyin. Burası da genel araba koyma yeri. Ben istesem buraya her türlü koyarım. Ha benden rahatsızlık duyuyorsan, katmamı istemiyorsan, insan gibi söylesem ben zaten katmam. Ama sen böyle yaparsan babacığım, birileri de bir yere kadar sabreder, sana anladığı dilden konuşur. Okey. Heh. Yani adam kral gibi insandı ama dediğim şekilde mülayim, yani gör. Kendi halinde bir insan. Ama insanı bezdiriyorlar. Demek istediğim bu olaydan çıkarlar tersinde biliyor musun? Memlekette orospu çocuğu çok abi. Seni zorla başını belaya sokmak için var ya, bir sürü kahpe evladı var. Bunu da bütün hakimlerimiz, savcılarımızın bilgisine, dikkatine vesaire vesaire. Yani oraya çıkan, mahkemeye her çıkan insan suçlu değil. Yani mesela örnek veriyorum, ben mahkemeye çıkıyorum kavgadan veyahut da darptan, yaralamadan, birini dövmekten, şiddet falan filan, anladın mı? Gidiyor işte darp raporu oluyor falan filan, şudur yok şuram kırdı buram falan filan şudur diyor. Yani bir insan durduk yere bunları yapmaz, anladın mı? Direkt ön yargılı bakmak yanlış. Gerçi hakimler de biliyor ya, oraya ergelenen, yani örnek veriyorum dayak yenen masum olmadığını, dayak atanın da işte örnek veriyorum suçlu olmadığını onlar da biliyor. Bizimki sadece bir hatırlatma. Yani genel olarak halka da söylüyorum. Her
dayak yiyen adam haksızdır, haklıdır anlamına gelmiyor. Her dayak atan da haksızdır anlamına gelmiyor. Haberlerde de izlersiniz ya. Bunu size ayıktırayım ki o haberlerde izlediğiniz bazıları hak ediyor yani ha. Bazıları hak ediyor ve bizim hayatımıza girenlerin de %100'ü tamamıyla bu şekilde. Yoksa normalde durduk yere tekrar söyleyeyim. Bir karıncayı bile incitmem. İncitenler de birilerine üstünlük taslamaya çalışanların da alayı ezik takımı. Kendine güveni olmayan korkak takımı, anladın mı? Çünkü bir insan gerçek anlamda yürekliyse, güçlüyse, kendinden eminse kimse istiklemez, kimseyle iş olmaz, kendi halinde takılır. Birileri üstüne gelse bile falan filan yapsa bile tamam kardeşim sensin dersin geçer. Anladın mı? Bu adamlıktır, bu krallıktır. Ama sen çok üstüne gelirsen, adam bezdirsen adamı sikerler baba. Okey? Bu konuyu da aktararak burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü yarım saat küsür geçti yanılmıyorsam. Yarım saat küsür geçti. Bayağı da bir şeyler aktardığımı düşünüyorum. Bayağı da gençlerimize faydalı bilgiler aktardığımı düşünüyorum. Bu videoyu da buradan sonlandırıyorum. Yurdumun tüm güzel insanlarıma selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz.